Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Güzel bir ders videosuyla daha sizlerle beraberim. Bu videomda saat, gün ve yıl problemleri yani zaman problemleri sizlere çözeceğim, anlatacağım. Yine çok güzel problemler hazırladım. Resimli resimli düzenledim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Özellikle büyükleriniz beni takip edebilir. Birinci sorumuz: Ece ile kardeşi Efe dün 1 saat 25 dakika, bugün 1 saat 55 dakika parkta oyun oynadılar. Buna göre 2 günde kaç saat kaç dakika oyun oynamış oldular? Ne yapacağız? Toplama yapacağız, değil mi? Evet, 1 saat 25 dakika. Yani şöyle yazalım. 1.25. Burası saatler, burası dakikalar. Bugün 1 saat 55. Bunu da yazalım. Bakalım toplam ne kadar süre olacak? Şimdi saatlerle dakikalarla toplama yaparken şuna dikkat ediyoruz. Dakikaları ayrı toplayacağız. Sonra saatleri toplayacağız. Eğer fazlalık varsa bu fazlalıkları yan tarafa saat olarak göndereceğiz. Uygulayalım. 5, 5 daha 10. Yani 25 ile 55'i topluyorum şu anda. Elde var 1, 3 oldu. 5 daha 8. Dakikalar 80 oldu. 1, 1 daha 2. 2 saat 80 dakika. Şimdi 2 saat 80 dakika oynamışlar. Tamam, ama şurada bakın 1 saatten fazla olan bir dakika var. Yani burada 80 dakikanın ben 60 dakikasını alıp yan tarafa verebilirim. Zaten şöyle de oluyor bazen bazı problemlerde, işte şu saatte başladı diyor. Diyelim ki 12.35'te başladı. 1 saat 55 dakika oynadı. Ne kadar oldu diyor. Saat kaç oldu diyor mesela. O zaman saat 2.80 çıktığında biz saat 2.80'dir diyemeyiz zaten. Ne yapmalıyız? Bunu, fazlalık olanları yan tarafa vereceğiz. Çok da uzatmayayım. 80'den 60 dakikayı ayırıyorum. Bunu saat yapıp kenara vereceğim diğerine. Ne kalıyor geriye? 60 dakikasını ayırınca 80'den 60 çıkınca 20 dakika kalıyor, değil mi? Ve bu 60 dakikayı 1 saat yapıp yan tarafa verdim. Ne oldu? 3 saat oldu. 3 saat ve geriye ne kaldı? 20 dakika. Demek ki Ece ile kardeşi Efe 3 saat 20 dakika toplam oynamış oldular. Geçirdikleri süre bu kadar oldu ve cevabı yapmış olduk. İkinci sorumuz: Mimar Mesut Bey bir proje için 27.08.2019, yani 27 Ağustos 2019 yılında, 8. ay Ağustos olduğu için öyle dedim, Çin'e gitti. 07.03.2022 tarihinde, yani 7 Mart 2022 tarihinde Türkiye'ye döndü. Mesut Bey Çin'de kaç yıl, kaç ay, kaç gün kaldı diyor. Şimdi burada döndüğü tarihten, yani daha ileri olan bir tarihten, 2022'den 2019 çıkaracağız, değil mi? İlk önce o tarihi yazıyoruz. Şöyle 07.03.2022. Ne zaman gitmişti? 27.08.2019. Yanlış yazmayayım, yukarıya bakayım. Bu tarihleri çıkaracağız ve ne kadar süre geçtiğini göreceğiz. Şimdi tarihlerle çıkarma yaparken ilk önce küçük olan yerlerden başlayacağız. Yani daha kısa olan, örneğin günlerden. Sonra ayları çıkaracağız, sonra yılları çıkaracağız. Şimdi ben daha önceki videolarımda önce günleri çıkarıyorum ya. Öğrenci altına şunu yazıyor: öğretmenim yanlış başladım. Ya bu normal toplama ve çıkarma işlemi yapmıyoruz biz burada. Tarihlerle bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani illa birler basamağından gibi bu taraftan başlamamız gerekmiyor. Ha, sizin söylediğiniz gibi yaparsam tamam, öyle de yapabilirim. Yani ilk önce yılı yazarım şuraya, 2022, sonra ayı yazarım, sonra günü yazarım. Altına da diğerini ters çeviririm yani, onu da göstereyim madem. İtiraz etmesinler yani, itiraz hakkı bırakmayalım fazla. Çünkü altına yazıyorlar. Bakın ben şimdi ne yapacağım? Günlerden çıkaracağım. Bunu tersten yazdım. Aslında şöyle yazmalıydım. Neyse, esas şunu yapalım. Biz böyle de yazıp böyle buradan başlayabilirim. O önemli değil. Önemli olan çıkarma işlemini günlerden başlayacağız. Şöyle ayıracağım hatta size göstermek için. Bakın 7 gün var, 27 gün var. Ben 7'den 27'yi çıkaramam.
Ne yapmalıyım? Komşudan yardım istemeliyim. Komşuda aylar var. Ve bir ayı alıp buraya vermeliyim. Bir ay 30 gün olarak kabul ediliyor böyle işlemlerde. Normalde Mart ayı 31 gün ama dediğim ya bu matematiksel işlemlerde eğer herhangi bir şey belirtmemişse her ayı 30 gün kabul edeceğiz biz. Bu Mart da olsa, 20, Şubat da olsa veya Ekim de olsa fark etmeyecek. Yani bir ay alıyorum 30 gün. Burada da 7 gün var, 37 gün hesap edeceğiz. Burada ne kaldı? 3 ay vardı, 2 ay kaldı. Bakın. Şimdi 37'den 27'yi çıkarabilirim. 7'den 7 çıktı 0, 3'ten 2 çıktı 1. 10 gün oldu değil mi? Şimdi aylara geldi sıra. Yine bir sorunumuz var. 2 aydan 8 ayı çıkaramam. Ne yapacağım o zaman? Komşudan yardım isteyeceğim. Bir tane yıl alacağım. Buraya ay olarak yazacağım. Bir yılda 12 ay var. 2 ay da burada var. Ne oldu? 14. Yer bırakmadık ama neyse yukarıya yazalım şuraya. 14 ay. Çizdim bunu da. Komşuda ne kaldı? Bir yıl gitti. 2021'e düştü bu. Şimdi 14'ten 8 çıktığında 6 kalıyor. Sıra geldi yıllara. Evet burasını çıkarabilirim artık. Birden çıkmıyor. 11'den 9 çıktı. 2. Birden 1 çıktı. 0. İşte oldu. Bakın 2 yıl. 6 ay ve 10 gün kalmış. Şimdi yazarız. Deriz ki Mimar Mesut Bey 2 yıl 6 ay 10 gün evet Çin'de kalmış. Bu şekilde çalışmış gelmiş Mimar Mesut Bey. Buradakini de yapabilirsiniz. Aynı sonuç çıkar. Onu tekrar uzatmayalım. Üçüncü soruyu yapalım. Saat 13.45'te başlayan bir film saat 15.20'de bitmiştir. Buna göre film kaç dakika sürmüştür? Çokça karşınıza çıkan bir soru. Yazılıda sınavda da öğretmen bunu sorabilir size. Yani bunun benzerini. Yardımcı kaynaklarda da çıkar karşınıza. 13.45 çıkaracağız yani. Ne kadar sürdüğünü göreceğiz. Kaç dakika? Önce normal çıkarma yapacağım. Ne yapıyoruz? Dakikalardan başlıyoruz önce. 20'den 45'i çıkaramam. Az geliyor. Komşudan yardım isterim. Bana bir saat alırım. 1 saat 60 dakika. 20 de burada var. İkisi beraber 80 oldu. Burada ne kaldı? 14 saat kaldı. Birisini verdi. Şimdi 80'den çıkarabilirim. 0'dan çıkmıyor. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. 35 oldu burası. 4'ten 3 çıktı 1. Ne oldu şimdi? 1 saat 35 dakika sürmüş değil mi? Fakat sorumuzun sonuna her zaman, her soruda, her sınavda dikkat edeceğiz. Kaç dakika diyor. Yani ben bunları artık dakikaya çevireceğim. Böyle bırakırsam puanımın bir kısmı gidebilir. 1 saat 60 dakika. 35 de burada var. Yani 60 dakika yapıyor burası. 35 de burada var. Topladığımız zaman ne oluyor? 95 dakika. Şimdi sorumuzun cevabını tam olarak yapmış olduk. Çünkü bana kaç dakika diyordu? 95 dakika sürmüş. Geldik yine benim yazdığım çok güzel bir soruya. Şöyle, Murat ve kedisi Pergel saat 22.45'te uyudular. Saat 7.20'de uyanan Pergel okula geç kalmaması için Murat'ı hemen uyandırdı. Acaba Murat ve Pergel ne kadar süre uyudular? Şimdi bakın 22.45'te uykuya dalmış bizim sevimli arkadaşlarımız. Ve o gün bitiyor 24'te. Sonra yeni bir gün başlıyor. O zaman şunu yapmalıyız. Bu soruda iki aşamalı bir çözüm yapmalıyız. İlk önce yattıkları günü ilk önce bir hesap edeceğiz. O gün 24'te bitiyor. Bakın 24'ten şu uyudukları saati çıkarıyorum. 22.45'i çıkarıyorum ilk önce. Diğer günü sonra yapacağız. Çıkaramıyorum. Dakikalar çıkmıyor çünkü. Ne yapıyorum? Buradan bir saat alıyorum. Burası oldu 60. Burada ne kaldı? 23. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 15 dakika kaldı. Buradan da çıkarıyorum. Yani 1 saat 15 dakika uyudular o gün. Örneğin salı günü diyelim. Salı günü yattılar bu saatte. Salı gününden 1 saat 15 dakika uyudular. Sonra yeni bir gün başlıyor biliyorsunuz. Ve o yeni günde de uyumaya devam etti arkadaşlarımız. Ne kadar uyudular? 7 saat 20 dakika uyudular. Çarşamba günü başladı. 7 saat 20 dakika o yeni günde uyudular. Bir önceki günde 1 saat 15 dakika uyumuşlardı. Bunları toplamamız gerekiyor şimdi. Toplam ne kadar uyuduklarını bulmak için. 5, 2, 1 daha 3. Yani 8.35. Bu sevimli arkadaşlarımız 8 saat 35 dakika uyumuşlar. Cevabımız bu olacak. Bu şekilde olacak. Geçelim başka güzel bir soruya. Yusuf ve arkadaşları saat 12.40'da futbol maçına başladılar. 45'er dakikalık iki devre oynadılar. Arada 15 dakika mola verdiler.
Maç bittiğinde saat kaçtır? Şimdi başladıkları saat burada dursun. Bu problemi de böyle çözelim. 45'er dakikadan 2 devre oynadılar. 45 dakika birinci devre, diğer devrede 45 dakika. Bir de arada 15 dakikalık geçen bir süre var. Mola verdiler ya, onu da koyalım. Hepsini bir toplayalım. Bakalım ne kadar zaman geçmiş. 5, 10, 15. 50 var 1, 5 oldu. 9, 10. 105 dakikalık bir süre geçti. Bu 105 dakika kaç saat kaç dakika yapıyor? Onu bulalım. 105'i 60'a böleriz. Şimdi 1 de yok, 0 da yok, 10 da yok. 105'te 60 bir defa var. 60 diyoruz. 5 ne oldu? 45. Yani 1 saat 45 dakikalık bir süre geçmiş oldu, değil mi? Ne zaman başladılar? Şimdi buraya bakalım. 12.40'ta başladılar. Yazalım. Bu kadar süre maçla ve aradaki devreyle geçti. Bunu da toplayalım. Bakalım saat kaç oldu? Dakikaları topluyoruz. 5, 8, 85, evet 3, 13.85. Saat 13.85 oldu. Tabii bu olmaz, değil mi? Böyle bir saat yok yani. Demek ki burada fazlalık var, dakikalar. O zaman buradan bir 60'ı ayırıyorum. Ne kalıyor geriye 85'ten 60 çıkınca? 25 kalıyor, değil mi? Evet, 25 kalıyor. Bu 60'ı bir saate döndürüp yan tarafa gönderiyorum. Yani saat oldu 14. Dakikalarda 25 kaldı. Demek ki maç bittiğinde 14.25'miş saat. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Geldik 6. soruya. Zor bir soru. Öğrencilerin sık sık hata yaptığı sorulardan birisi. Neresi göstereceğim. Önce okuyalım. Bir okulda dersler 40 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Öğle yemeği arası 50 dakikadır. Her gün 6 ders yapılmaktadır. Sabah 4 ders yapılıyor ve 8.45'te ilk ders başladığına göre son ders çıkış saati kaçtır diyor. Şimdi burada öğrencilerin yaptığı şu hata var. 6 ders var ya mesela, ya da sabahleyin 4 ders var ya, 4 tane teneffüs var zannediyorlar. Ve 4 tane 15 dakikayı hesap ediyorlar ama öyle değil. Bakın ben size göstereyim. 1. ders, 2. ders, 3, 4. Bunlar sabahleyin. Burası öğle arası. Değil mi? Sonra 5 ve 6. dersler öğleden sonra. Bakın sabahleyin 4 ders var ama arada kaç tane teneffüs var? Sayalım bakın. 1, 2, 3 tane teneffüs var. Böyle hesaplamak lazım. Dedim ya 4 ders olunca 4 teneffüs zannedip 4 ile 15'i çarpıyor ve tabii baştan yanlış gidiyor her şey. Ve öğleden sonra da bir tane var burada. Yani toplamda bakın 1, 2, 3, 4 tane teneffüs oldu, bir tane de öğle arası oldu. Şimdi hesaplayalım. 6 tane ders 40'ar dakika. 40 yazacaktım. 40 çarpı 6. Ne oldu? 240 dakika, değil mi? Teneffüsleri hesaplayalım. 4 tane teneffüs 15 çarpı 4 eşittir ne oldu? 60 dakika. Bir de 50 dakikalık öğle arası var. Onu da yazalım. 200 şurada toplayayım, orada başka işlem yapacağım. 240 dakika dersler, 60 dakika teneffüsler, 50 dakika öğlen yemeği molası. Toplamda kaç dakika geçti? 10, 15 ne oldu? 350 dakikalık bir süre geçmiş oluyor. Bu 350 dakikayı ne yapıyoruz? Saat ve dakika döndüreceğiz ve sonra buradaki saatle başladığımız saatte toplayacağız. Önce bir saat ve dakika yapalım. Yani 60'a bölelim. Burada kolay bölme, yani şöyle yapabilirsiniz. 350'de 60 kaç tane var? 60-60 saymak zor ya. 35'te 6'nın kaç olduğunu düşünün. Mesela 6 kere 6 36 fazla geliyor. 5 defa var demek. 5 kere 0 0, 5 kere 6 30, 300 ediyor yani. Ne oldu? 50. Yani 5 saat 50 dakika süre geçmiş oluyor. Sabah ilk derse başladıktan sonra. Şöyle yazayım hatta. 5 saat 50 dakika. Bu bize lazım şimdi. Ne zaman başladı? 8.45'te. Yazalım. 8.45'te başladı. Bu kadar süre geçti. Son çıkış saatini bulacağız. Topluyoruz. Şöyle ayırayım da karışmasın. 5, 9, 95, 8, 5 daha 13. 13.95 diye bir saat olmayacağına göre buradan 60'ı alıyoruz. Buraya bir saat veriyoruz. 60'ı gönderdik. Burası oldu. 14. 95'ten 60 çıkınca ne kalıyor? 35 kalıyor, değil mi? Kenarda gösterelim yine de. Bakın 35. Geriye ne kaldı? 35. Demek ki son ders çıkış bittiğinde saat 14.35'miş. Şuraya şöyle cevabı net ve büyük olarak yazalım. İşte bu şekilde olacak. Yani böyle sorularda aralardaki teneffüslerin kaç tane olduğunu hayalinizde canlandırın. Öyle söyleyeyim. Hemen burada 4 ders var. 4 ile 15'i çarpmayın yani.
Devam edelim. Ben burada 4 ile 15 çarptım ama şöyle öğleden sonraki teneffüsü de kattım. O yüzden çarptım yani. Normalde sabaha hesaplasaydım 3 tane ile çarpacaktım. Yedinci soru. Burayı bayağı karıştırmışım ben. Ama bu soru da zordu değil mi yukarıdaki soru? Ayırayım şöyle. Tuğçe sınavda 5 dakikada 4 soru çözdü. Aynı hızla soru çözmeye devam ederse 1 saat 25 dakikada kaç soru çözebilir? Şimdi 5 dakikada 4 soru çözüyor. Her 5 dakikada 4 soru. Böyle devam ediyor. 1 saat 25 dakika toplam ne kadar dakika ediyor? Önce bunu hesaplayalım. 60 dakika 1 saat. 25 de burada var. Topladığımız zaman 85 dakika bize soruyor. Peki 85 dakikanın içinde her 5 dakikada bir sorular 4 soru 4 soru çözüyor ya. 85'i 5'e bölelim. Bakalım kaç defa böyle bu şekilde soru çözecek. Yani 85'te 5 kaç defa var? 1 kere 5, 5. 3 kaldı. 35'te 5, 7 kere 35. Biraz az yer bırakmışım ama neyse görünüyor. 17 defa bu şekilde 4'er 4'er soru çözmüş oluyor. Her defasında 4'er soru çözdüğü için 17 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 7 28, 4 kere 1 4, 2 ile 7 6, 68 soru çözebilir bu kadar sürede aynı hızla devam ederse. Sorumuzu cevaplamış olduk. Sorularım bu kadardı. Problemlerimi umarım beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.